Önce ben gideyim buradan. Benim önüme kimse gel. Benim önüme kimse gel. Yok geçme. Ben de öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar geriye doğru geçelim. Arkadaşlar geliş çalışalım. Geliş çalışalım. Giremedik. Daha gerisi kalmadı. Sayın Bakanım. Hayırlı olsun. Bakanım. Mahalli idareler genel seçimleri sonucunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yeniden seçilen Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in mazbata takdim törenine hoş geldiniz. Mazbatalarını almak üzere Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'i sahneye arz ediyorum. Efendim, bu tarafa doğru lütfen. Saygıdeğer milletvekillerim, kıymetli il başkanım, teşkilatımızın değerli mensupları. Şimdi geliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi seçimler demokrasinin şölenleri şeklinde gerçekleşiyor. Özellikle ülkemizde bağımsız yargının gözetiminde yapılan seçimler çok şükür barış ve huzur içinde gerçekleşmiş. Ve burada Türk demokrasisi ve tabii ki ordu, güzel ordumuz çok başarılı bir imtihan vermiştir, sınav vermiştir. Bundan dolayı bütün halkımızı ve Türk demokrasisinin bütün unsurlarını başta bağımsız yargımız olmak üzere teşekkür ederek kutluyorum. Gerçekten dünyadaki bütün seçimleri inceleyen biri olarak ve birkaç ülkenin de seçimlerinde gözlemci olarak, agit üyesi olarak gözlemci olarak bulunduğumda şunu gördüm ki Türk milletinin oyu, her bireyin oyu son derece değerli ve aynı zamanda namusu ifade ediyor. Bu bakımdan biz de ona uygun olarak namuslu, ahlaklı ve erdemli davranışta bulunarak çok şükür sonunu getirdik ve bu başarılı sonuca ulaştık. Bu bakımdan demokrasi kültürümüz, demokrasi kültürümüz, merak etmeyin siz hep gönlümüzde hissettiğimiz için aramızda biz bakışarak anlaşırız sizlerle. Değerli arkadaşlar, tabii burada teşkilatımız çok önemli bir başarı örneği göstermiştir. Hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle hanımlara çok özel teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki bu 5 yıllık emaneti Allah nasip ederse, ömür verirse, fırsat verirse, imkan verirse sizlerle beraber yepyeni bir sayfa açarak devam edeceğiz. Ve burada ordumuz çok güzel hizmetlere vesile olacak, ortam olacak, ortam oluşturacağız. Ve burada o güzel hizmetlerle birlikte sizlerin verdiği oylarınıza, veren vermeyen herkese hizmet ederek, ayrım yapmayarak bunu göstereceğiz. Dolayısıyla bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimin kazananı var.
Ordu kazandı. Muhalifiyle hep birlikte bunu gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm halkımıza ve partimiz başta olmak üzere ittifakımıza özellikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de 50 yıllık çalışma hayatımdaki tecrübemle bu seçimin çok farklı bir seçim olduğunu gördük. Ve her şeyiyle, her noktasında ciltler kapsayacak kadar geniş faaliyetlerimiz oldu. Onları daha sonra görüşeceğiz tabii ki. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradaki bizim ordumuzun farkı, bunu hepimiz iliklerimizde yaşayarak hissedeceğiz ve alçalmadan yükseleceğiz. Ve ordu burada bambaşka bir noktaya inşallah 5 yıl sonra adım adım zaten siz de bunu hissedeceksiniz. Çok başka bir noktaya doğru inşallah Allah'ın izniyle ulaşacak. O bakımdan biz hiç kimseye ayırmadan hizmetlerimizi yapacağız. Ve bu çalışmalar neticesinde de ordumuz dediğim gibi çok güzel bir noktaya gelecek. Geri kalan kısmı isterseniz belediyenin önünde konuşalım. Sizi fazla almayalım. Arkadaşlarımda gerek yok. Lafla vakit geçirmeyeceğiz. İş yapacağız. Bu güzel salonu da daha fazla siyasileştirmeden buradan sizlerin müsaadenizle ayrılalım. Çok sizi çok seviyorum. Çok güzel bir ortamı Allah nasip etmesi, ona hamd ediyorum, şükür ediyorum. Allah mağfiret etmesi, ağzınıza takip olun. Saygılar sunuyorum. Başkanım, mazbataya dünya kadar emek verdik, aldı mazbatayı gidiyor. Gel bakalım. Efendim, kutlamalarımız saat 10'da belediye binanın önünde bağlanacaktır. Mazbataya bir alkış alalım sizden bakalım. Hadi başkanım. Vallahi benim de payım. Alparslan abi. Gel başkanım gel. Evet başkanım. Evet buradayız. Buradayız da Alanı bir açabilir miyiz? Şöyle alalım. Şöyle. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Zilmi Göler ile durmak yok, yola devam. Saygıdeğer milletvekillerim, değerli il başkanım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız ve çok kıymetli ordulu hemşehrilerim, canım ordular, hepinize teşekkür ediyorum. Bu mesai gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için, sevincimize ve onurumuza ortak olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ordumuz ve Türk demokrasisi bağımsız yargı gözetiminde çok başarılı bir imtihan vermiştir bütün Türkiye'de ve dolayısıyla güzel ordumuzda. Ve bu başarılı uygulamayla dünya demokrasisine de aynı zamanda güzel bir örnek teşkil etmiştir. Dosta düşmana ders vermiştir. Ordumuzda da tekrar bize ekibimizle birlikte milletvekillerimiz, teşkilatımız ve bütün
kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla birlikte yeni bir 5 yıllık bize hizmet imkanı vermiştir. Bundan dolayı ne kadar şükretsem Allah'a azdır. Allah'a hamd ediyorum. Ve bizi mahcup etmesin diyorum. Değerli arkadaşlar, tabii değişik bir dönem yaşıyoruz. Ekonomi başta olmak üzere etrafımız aynı zamanda diplomatik atakların yapıldığı bir ateş çemberi halinde. Bütün komşularımızda sorumlu çatışmaların yaşadığı bir ortam izliyoruz. Ve bu huzur ortamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın desteğiyle müthiş bir sınav veriyoruz. Bu sınav inşallah orduda da çok başarılı uygulamalarıyla çok öne çıkacak şekilde sizlerle birlikte bunu birlikte başaracağız. Ve bu çalışmaları yaparken de ekonomiye ağırlık veren bir modeli uygulayacağız. Ben size yeni dönemin hareket tarzını özetlemek istiyorum. Bu aynı zamanda gelecek 5 yılın ana hatlarını ifade eden stratejimizin temel konusu olacak. Bunu bilmeye hepimizin hakkı var. Çünkü sizlerle birlikte başardık, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Burada amacımız kentiyle, bütün ilçeleriyle gurur duyan bir il oluşturmak. Kentiyle gurur duyan, birincisi bu. İkinci olarak da uyum içinde, çeşitlilikle, özgür, huzur içinde bir şehir yaşanacak. Dedikodudan uzak, kavgadan uzak, gerilimsiz, herkesin sevgiyi büyüttüğü, sevgiyi büyütmeye katkıda bulunduğu bir yer. Tartışmanın olmadığı, intikam duygularının olmadığı ve aynı zamanda gerilimin olmadığı bir ortam. Herkes hak ettiğini alacak. Herkes hak ettiğine ulaşacak. Biz de burada yönetmeyeceğiz, yönlendireceğiz. Buradaki anahtar kelimelerden bir tanesi yönetmek değil, empoze etmek değil, yönlendirmek. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle, engellilerimizle burada bir huzur ortamının oluşacağı bir ortam oluşturmak. Ve Türkiye'de ordu yaşanılabilir ilk 10 kent arasında olacak, en yüksek. Yani burayı parmakla gösterecekleri bir yer olacak ve bunu sizlerle birlikte başaracağız. Tabii bunları yaparken biz bu seçimde çok mesajlar aldık. Çok mesajlar aldık. Yani herkesten, hepimiz mesajları aldık. Bu mesajları halkımızın mesajı olarak başımızın üstünde yeri olduğunu kabul ederek aldık ve kabul ettik. Bundan sonrası bunun gereğini yapmak. Bununla ilgili de hakkaniyete dayalı, adalete dayalı, kalkınmayı önceleyen, ekonomiyi öne alan bir modeli uygulayacağız projelerimizle. Bunu yaparken de faaliyetleri, belediye faaliyetlerini ikiye ayıracağız. Birincisi yaşam kalitesini geliştiren çalışmalar. Yani şehircilik hayatı, yol, su, bütün altyapı bunlarla beraber yeşil alanlar, yeşil ekonomi, çevre kirliliği, küresel ısınma, bunların hepsini ele alan konuyu birinci grupta alıyoruz. Yaşam kalitesi. Bunu geliştiren çalışmalar. Burada fen işlerimize, herkese büyük iş düşecek. İkinci bir unsur da şehir ekonomisi. Burada da işsizliğe engel olan, refah seviyesini ekonomik açıdan önceleyen ve öne çıkaran, zaten 50 yıllık tecrübemiz var. Barajlara, doğal gazından bütün enerji sistemlerine imza atan bir kardeşiniz olarak bunu yapacak çok güçlü bir kadromuz da var. Milletvekillerimiz var. Çok kuvvetli bir 4 sene seçim olmayacak bir kere. Burada hükümetimiz çok güçlü. Cumhur İttifakı çok güçlü. Ve aynı zamanda bakanlarımızla birlikte meclis başkanımıza dahil olmak üzere güçlü bir silsile takip ediyoruz. Ve en üstü de tabii ki dünya lideri Cumhurbaşkanımız. Allah ona uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin. Onun yol arkadaşı olarak onun sevgisini gönlümüzde taşıyan bir kardeşiniz olarak
bizim davamızın da pazara kadar değil mezara kadar olduğunu da söyleyerek bu çalışmaları birlikte yapacağız. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu çok önemli. Bizim 31 Mart günü artık uzunca bir süredir orada yaşanan maskeli balo bitmiştir. Ve bu maskeli balo bittiği için bundan sonra hayatımız daha kolay olacak. Daha sevgili dolu olacak. Herkes daha basit, daha kolay, daha verimli, daha huzur içinde bir hayat yaşayacak. Kimse rol yapmayacak. Zaten kimsenin yaptığı rolü de yemediğinizi gösterdiniz. Bu çok önemli. Ortam temiz olacak. Hayat temiz olacak. Dedikodudan uzak olacak. Ve herkes kendi işini yapacak. Hayatımız çok rahat, çok kolay olacak. Çünkü ordu çok güzel bir yer. Ordu çok güzel insanlara layık olacak. Torunlarımıza, çocuklarımıza layık olacağı bir yer. Onu birlikte başaracağız. Nasıl 50 yıldır bunu başardıysak, bunu başaracağız. Hükümetimiz olarak da, ben aynı zamanda partinin kurucularından biri olarak da, buradaki politikayı aynı zamanda Türkiye'ye de uygulayacak şekilde buradan güzel örnekler çıkacağına inanıyorum. Böyle bir güçlü kadromuz, danışmanlarımız, elemanlarımızla birlikte orduya, Türkiye'ye ışık tutan meşale ordudan yanacak. Bunu size müjdeleyebilirim Allah'ın izniyle. Onun için biz burada çalışmalarımızı yapacağız. Bağımsız yargı gözetiminde yapılan çalışmayla en sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nda son noktada konmuştur. Orada 6 tane Yargıtay üyesi, 5 tane Danıştay üyesinin oluşturduğu Yüksek Seçim Kurulu hiç fire vermeden oy birliğiyle kararını vermiştir. Zaten böyle biliyorduk. Hatta bunu bir cümleyle de ifade etmiştik. Haklının acelesi yoktur. Bundan sonra daha temiz bir siyaset, daha temiz bir hayat orduya yakışır bir şekilde yaşanacak. Biz de bunun hizmetkarları olarak sizlerle beraber gönül köprüleri kurarak bunu yapacağız. Onun için hayatımız bundan sonra çok güzel olacak. Herkes bundan mesajını alsın ve Allah da bizi mahcup etmesin. İşimiz kolay değil. Ve hepinizin teker teker katkılarıyla, başka teşkilatımız olmak üzere, hepinizin katkılarıyla ordumuz hakikaten yeni başlayan Türk yüzyılının en önemli yıldızlarından biri olacak. 19 ilçesi, 772 mahallesiyle ve milyonlarca orduluyla ve ordu sevenlerle birlikte. Orduyu herkes çok seviyor. Orduyu herkesin çok sevdiğini herkes bilsin. Ve bunu birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Allah yardımcımız olsun. Bugün mesai günü. Bundan sonra belki de en uzun konuşmayı yaptım. Böyle bir konuşma yapmayacağız. Bundan sonra durmak yok, yola devam. Laf yok, iş var. Onun için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için, gayretlerinizle, dualarınızla, desteklerinizle, bakışlarınızla, düşüncelerinizle, rüyalarınızla bunu yapacağız. Hepimizin rüyası ortak. Allah bize başka rüya göstermesin. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir hafta sabah namazı programları yazmış Sayın Bakanıma. İki ay tahmin ediyorum günde ya iki saat ya üç saat uyudur. Sayın Bakanıma öncelikle hem teşkilatla olan uyumlarından dolayı hem de bu çalışmada hiçbir programı geri çevirmediğinden dolayı sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın tüm renkleri olarak Milliyetçi Hareket Partimiz, İl Başkanlığımız, İlçe Başkanlığımız, kıymetli milletvekili, kıymetli eşleri de özellikle kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün gerçekten bir sevinç günü, bir bayram günü. Gerçekten ben öncelikle hep bu teşekkür konuşması, teşekkürün en büyüğü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler'e. Elinizi bir daha teşekkür ederim.
konuşunca Sayın Bakanımın bildiği güçte de ben şöyle söyleyeyim. 9 Ocak'ta Akçay'dan karşılanmışız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı 9 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tam 84 gün bir de mübarek Ramazan ayının içerisinde oruçlu olarak bu otobüsün üzerine çıkıp Özcan abi sen de bizi çok sürttün. Orada bir zaman değiliz. Otobüsün üzerinden nefes tüketmek kolay değildi. Ben Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten yüksek performansla çalıştı. Tabii burada kendisi burada yok. Bir bakanımız daha var. Milli Eğitim eski bakanımız Sayın Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizin tamamı. 4 tane milletvekilimiz. Sayın Amarat sağ olsun. Kalktı geldi Ankara'dan. İbrahim Ukaynak abimiz Avusturya'dan herhalde gelemedi. O Ankara'da. Yarın da onlar Ankara'da görüşeceğiz inşallah. Hepsi birbirinden değerli hizmetler yaptılar. Tabii Sayın Bakanımız aşağıda az önce verilmesi gereken mesajları satır aralarından verildi. Arkadaşlar hep söylüyoruz. Ağaç diyor ya, balta beni kesemezdi sapı benden olmasaydı. Böyle bir enteresan süreç yaşadık. Dolayısıyla burada biraz izlerle birbirine karışmış oldu. Ben öyle söyleyeyim. Dolayısıyla burada efendim fitne merkezleri çalıştı. Sağ olsun onlar da üzerine düşen görevi yaptı. Herkes fıtratının gereğini yaptı. Ama burada Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak ben özellikle iki tane il başkanımıza, teşkilatlarımız adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başkanımız abla olsun, İrem Hanım olsun. Gerçekten ciddi bir çalışma gösterdiler. Belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkan adaylarımız da gerçekten onlar da kendi ilçelerinde çaba gösterdi. Ama biz 4 tane milletvekili olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu 84 gün boyunca hiç yalnız bırakmadık. Onun için milletvekilleri olarak bundan sonra da beraber olacağız. Burada 9 Ocak'ta AK Parti'de bir konuşma yapmıştık. Orada dedim ki söz veriyorum, söz alıyorum. Bu sözleri aldık mı Sayın Bakanım? Aldık. Ne dedi Sayın Bakanım? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oturacağız, istişaremizi yapacağız. İlimiz için, şehrimiz için, büyük şehrimiz için ne yapılması gerekiyorsa el birliğiyle yapacağız. Arkadaşlar bu büyük bir başarı mıdır? Evet, büyük bir başarıdır. Niye büyük bir başarıdır? Ülkenin batısından bir müsilaj gibi bir rüzgar esti değil mi? Ama Karadeniz direndi. Ordu direndi. Ordu ordudan yönetilecek dedik. İnşallah bundan sonra da ordu ordudan yönetilir. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Döneceğim sana. Arkadaşlar bizim arka planda bagajımızda ajandamız yok. Bazen kızıyoruz, sinirleniyoruz. Kitabı ortasından okuyoruz. Ama biz adamdan vazgeçmeyiz. Onun için iki tane fitne merkezinin ağzına bakıp birbirimizi kırmayacağız, incitmeyeceğiz. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında en ufak bir partisi fark yoktur. Hep de tırnak gibiyiz. Başta de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Onun için az önce Sayın Bakanım söyledi. 2028'e doğru giderken gelecek seçimin hazırlığı bugün bu muhasbata töreninden sonra şimdiden başlamıştır. Onun için bundan sonra 19 belediye başkanımızın tabii ki seçilenleri hep birlikte olacağız ama hiçbir şey eskisi gibi de olmayacak. Ak koyunla kara koyunu birbirinden ayıracağız. Değil mi Sayın Bakanım? Galip amcanın adına sizi tebrik ediyorum efendim. Onun için hep birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Yanlış yaptığımızda kendi adıma söylüyorum. Lütfen bizi ikaz edin. Yanlış anlaşılmalarda ikaz edin. Hele hele de şunu söyleyeyim. Sosyal medya üzerinden kabadayılık yapanlara, ergen çocuklar gibi kabadayılık yapanlara da herkes kendisi ikaz etsin. Büyüklerimden kastım sevap alırım da, vekili kötülerim de ayağının altına oyarım da diye kimse hesap yapmasın. Herkes adam gibi çalıştı, kimlik kurdu.
ortak konusu olan varsa Hadi Şanlı Türk burada, ben kendi adıma. Vekilliğin gücü neye yetiyorsa desteklerinizi istiyoruz. Gelin birlikte yapalım. Hepinizi saygı, sevgilerimle selamlıyorum. Haklı konusu olan varsa. Evet, çok kıymetli bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, değerli il başkanlarım, her kademesinde, her aşamasında görev yapan değerli dostlar, belediye başkanlarım, değerli başkanlarım, değerli dostlarım, hepinizi saygılarımı selamlıyorum. Ne güzel bir gündeyiz. Rabbim nasip etti. Çok şükür. Ne kadar şükretsek az. Bugün burada çok fazla çağrılmadan, organize edilmeden, sadece haber verilerek ve saat birbirine söyleyerek kendiliğinden orada kendiliğinden oluşan çok güzel bir hayra toplantısı. Aile için konuşuyoruz. Aile için konuşuyoruz. Çok güzel bir hayra toplantısındayız. Bozmayan Rabbimize çok şükürler olsun. Bozdurmayan Rabbimize çok şükürler olsun.